Bugün antik Mısır konusuna biraz değineceğim ben. Bu önemli bir konu aslında çünkü o dönemde Mısırlıların yaptığı teknoloji gerçekten çok ileri bir teknolojiydi. Günümüz şartlarında binlerce bilim adamı bunun üzerine araştırmalar yapıyor. Mısır'a gidiyorlar, piramitleri, oradaki yapıları araştırıyorlar. Fakat hala onların içinde bulunamayan çok büyük sırlar var. Mehdi döneminde inşallah o sırlar da bulunacak. Hocamız daha önce söylemişti. Oradaki gizli bölmeler, oradaki gizli bilgilerin hepsine inşallah ulaşılacak Mehdi döneminde. Antik Mısır'daki tıp teknolojisine biraz değineceğim bugün. Tıp çok ileriydi Antik Mısır'da. Hatta bu dönemde yeni bulunan birçok şey o dönemde zaten kullanılıyordu. Bunu da mumyaların üzerinde yapılan araştırmalarda keşfediyorlar. Dikiş izleri olduğunu görüyorlar ameliyatlardan kalan. Hatta kafataslarını incelediklerinde kafataslarında çok düzgün bir şekilde ameliyat yapıldığını, onun üzerine dikiş atıldığını, bunların ilgili simit popülüsünde de bu dikiş izleriyle ilgili bilgiler geçiyor, buna ulaşabiliyoruz. Mumyaları da zaten incelediklerinde çok özel bilgilere ulaşıyorlar. Bu dediğim bilgide tıp alanında çok ileri bir teknoloji kullandıklarına dair. Hatta o dönemde dişçiler var, doktorlar var, eczacılar var, çok büyük laboratuvarlar var. Bunlar üzerine araştırmalar yapıyorlar. Tabii o dönemin şartlarında nasıl ilaçlar kullandığını bilmiyoruz ama hastalığı olan kişinin o ilaçlarla tedavi edilip daha sonra hayatına devam ettiğine dair deliller de var. Hatta kafatasından beyin ameliyatı yapılan daha sonra bir süre yaşadığına dair orada iyileşme olduğuna dair kalan deliller var. Bunlar gerçekten çok heyecan verici. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Evrimcilerin iddialarını bir kere daha hatırlayalım. Onların iddialarına göre maymunumsu bir adam çiziyorlar, ailesini çiziyorlar. O dönemde çeşitli haykırışlarla konuşmaya çalışan, birbirleriyle iletişim kurmaya çalışan hayvani bir maymun görünümü çiziyorlar. Sonra o maymun görünümünden, bu tamamen onların hayal güçleri, asla böyle bir şey yoktur. O maymun görünümünden yavaş yavaş medeniyetlerin ilerlediğini, çeşitli deneme yanılma yöntemleriyle tesadüfler sonucunda şu anki insanın oluştuğunu iddia ediyorlar. Bu tamamen bir uydurmasyon, bir iddiadır. Bunun hiçbir delili yoktur. Bunun yanlış olduğuna da aslında Mısır'daki medeniyet bize çok iyi örnek gösteriyor. Çünkü dünyanın her döneminde, şu anda yaşadığımız döneme de baktığımızda çok geri teknolojide, yani ileri teknoloji kullanmayan, çok ilkel şartlarda yaşayan insanlar var. Mısır döneminde de vardı. Dünyanın bir ucunda bu Mısırlıların sahip olduğu teknolojilerin, bu sahip oldukları teknolojilerin olmadığı ama hayatlarını yine daha farklı şartlarda yaşayan insanlar vardı. Ama bu bize gösteriyor ki evrimciler durmaksızın bu tip insanların kafalarına çeşitli bilgiler sokmaya çalışır ama bunların hiçbiri inşallah doğru değil. Mısır'daki medeniyette sırları açıklandıkça o dönemde kullandıkları, mesela antibiyotik keşfedildi diyoruz. Aslında Mısır'da zaten antibiyotik kullanılıyordu. Bunların hepsi insanların yüksek medeniyet seviyesine sahip olduğunu bize bir kere daha gösteren en büyük delillerden bir tanesi. Bu konuya sonra yine devam edeceğim inşallah. İnşallah.